Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalish uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun uyda jajji farzandlari sog'inib kutyapti. Assalomu alaykum rahmatullohi va barakotuh. Hurmatli biz ko'rib turgan yaxshi insonlar, Alloh taolo sizlardan rozi bo'lsin. Og'riyotgan bemorlarimizga Alloh shifo bergan bo'lsin. Allohning izni bilan mana Indiyaga yetib keldik. Kelishligimiz sababi mana shu birodarimiz shunday bir holatda yotganligini sizlarga bir necha kun oldin ko'rsatgan edik. Mana o'zimiz kelib yana sizlarga shu videoni ko'rsatyapmiz. Hurmatli jamoatlar, bizi ko'rib turgan aka-uka, opa-singillar, agar shu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, Alloh uchun shu videoni tarqatib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Bu akamizni 4 farzandi bor. Hurmatli jamoatlar, kelinglar shu akamizni oyoqqa turib yaxshi bo'lib ketishlikka har birimiz hissamizni qo'shsak. Hozir bu akamizni operatsiyasiga bilasizlar, 30 ming, 40 ming dollargacha ketadi. Bu ham bilasizlar, faqatgina Indiyada bo'lganligi uchun bir necha kunlar oldin bu akamizni Indiyaga kelishlik keldi. Mana hozir Indiyada lichenni olib yotgan holatini mana ko'ryapsizlar. Bunga har bir narsa pulga taqaladi. Bugun bu birodarimizning imkoniyati yo'qligidan mana video murojaat bilan sizlarga chiqyapmiz. Bilamizki, har bir joyda o'ziga yarasha mard, yaxshi insonlar bor. Kelinglar, bir insonni hayotda yashab qolishlikka siz bilan biz o'zimiz sababchi bo'laylik. Alloh taolo barchalardan rozi bo'lsin. Qilingan ehsoningizni o'zi qabul qilib, oxiratingizga zaxira qilsin. Demak, odamlar yalang'och holatda, xatna qilinmagan holda tirilib Parvardigorning huzurida qoyim bo'ladi. Qiyomat shunday kunki, yuzlari oq bo'lgan, yorug' bo'lgan kishilar bo'ladi. Yana shunday kishilar bo'ladi, ularning yuzlari qora bo'ladi, zulmatga sho'ngan bo'ladi. Hech kim ko'rmagan gunohni shu jasadingizdagi a'zolar bilan qilyapsizmi? Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillahi robbil alamin va laqibatu lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Odamlar qabrlarida Alloh xohlagancha muddat turishdi. Keyin Alloh taolo qabrlarni yorilishiga amr qildi. Sur cholindi, insonlar qabrlaridan tirilib chiqib kelishni boshladi. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytganlaridek, odamlar 40 turadilar. Ya'ni yilmi, oymi, kunmi unutib qo'ydi. Shundan keyin Alloh taolo qayta tirilishga izn beradi. Qabrlar yoriladi. Odamlar birinchi marta yaratilgan paytlarida qanday holatda bo'lsa, shundek holatda Parvardigorlarining huzurlariga kela boshladilar. Mana endi hisob kitob boshlanadi. Shuning uchun bu kun Yawmul Fasl deb nomlandi. Mana kim qancha yashagan bo'lsa ham, o'ldi, ketdi, qiyomatga turdi. Mana endi haqiqiy imtihon, haqiqiy hisob kitob bo'ladi. Qabrlaridan chiqishligi bilan kofirlar aytishadi. Astagfirullah. Qolu ya vaylana man ba'athana min marqadina hada ma va'ada ar-rahmanu va sadaqa al-mursalun. Kofirlar aytadi, ey bizlarga o'lim bo'lsin. Kim bizlarni yotgan joylarimizdan, qabrlarimizdan turg'azdi? Buni kofirlar aytadi. Mu'minlar aytadi, mana shu Rahmon va'da qilgan va payg'ambarlar rost so'zlagan narsa qiyomatdir. Chiroyli bir gap bor. Ey kofir dedi mu'min. Agar sen aytgandagi oxirat bo'lmasa, faqat shu dunyoda yashab keyin yo'q bo'lib ketadigan bo'lsak, men hech narsa o'tkazmayman. Pokiza yashadim, xotirjam yashadim, odamlarning qalbidan joy oldim. Men haqimda yaxshi zikr qoldi odamlar tilida. Hech narsa o'tkazmayman agar qiyomat bo'lmasa. Ammo agar qiyomat bo'lib qolsa-chi, unda qayerlaringni ichim deysan sen? Birodarlar, ana shu qiyomatga kofir ham inkor qilgan.
onu tasdiqlagan mu'min ham albatta bir kun qoyim bo'lishi bor. Tirilib aytgan so'zi bizni kim turguzdi? Qabrdagi ahvoli yaxshi emas edi, azoblanib yotuvdi. Lekin ana shu qabrdagi azobini qiyomatdan keyin bo'ladigan azobidan yengilligini bilganligi uchun qabrimizda yotaversak bo'lmasmi deb turib pushaymonda bo'ladi. İmon ahlilari esa bundan xursand bo'ladi. Çünkü ularga va'da qilingan narsa mana kelib turibdi. Qabrda yotar ekan onu cennetke boradigan joyi, cennetteki ahillerini körgende Rabbi akimissa, Rabbi akimissa hadi şaşıltır aradı. Parvadigar tezroq kıyamet koyayım kıyındı. Bana yedi yetip geldi. Bana yetip geldi. Yevme nahşurul muttaqine ila rahmani vafda ve nasukul mucrimine ila cehenneme virda. Biz takvador zotlarını otlu kolları da rahman dargahı topladigen ve cinayetçi kafirlerini cehennemge tüşüşleri için hayda edigen künni islen. Hayda barıladı. Vasikalladine takav rabbahum ilal cenneti zumara. Takvadarlar parvardigarının huzuruna haydaladılar. Mucrimler ham haydaladı. Yani haydaladı da yani özü haleme yaptı, onu hayda barışadı. Dozak geliyor, mucrim tüşüşlüğü de haklama gelmek için hayda barılar. Ama mumundanın mı ki hayda barıdı? Özü ketmiydi mi? Yok özü ketmiydi. Palancı bradanım kadeyken, pökünçiyen bar mıyken de bradarlar nıstap olarken. Şimdi hayda edeptir, hayda getirirken cennetken. Şu yerde Müslümanlar birbirini eslerken, birbirini dua kılıp, bradarlar şefaat kılarken. Allah nasip kılgenler. Demek adamlar yalangaç halette. Hatna kılınmagen halde. Tırılıp, parvardigarların huzurunda kayın buladı. Şunda ne dua kılı için ne dua kıladı? Adamlar, Rabbinizin huzuruna şaşırınlar. Vakifuhum innahum mas'ulun. Kafirler de tohtatıyorlar. Tohtatıyorlar. Ular dünyada kıyan işleri hakkında elbette mas'ul buladılar. Sonra savalge tutuladılar. O günde adamların kabirlerden çıkışı birbirinden farklılanken kabı yüzleri, şekilleri hem farklılanadı. Yüzü nurli, münevver yüzde kişiler var. Yüzleri kara, zulmet geçirmeyen kişiler var. Bu ikisi herkes denk olmayıydı. Bir kişi var ki dünyada mumun bol yaşadı. Fakir idi, tırışçılığını zor ötküzgen idi. Bura para vayam kımas idi. Yani bir adam var idi, bu kafir idi. Dünyada hemen meyşet kolu deydi. Mansabı var idi, dünyası var idi, hürmeti var idi. Lekin kafir bu gen idi. Dünyada onların yaşayışlığı iki kıl bu gen idi. Biri iman bulan, biri küfür bulan. Yani bu kündeki akıbet hem elbette iki kıl bu arada bu adamlar. Yevme tabiyyaddu vucuhun ve tasvaddu vucuh. Allah Teala dedi, kıyamet şunda ki yüzleri ak bulgen, yara bulgen kişiler buladı. Yine şunda kişiler buladı, ulan yüzleri kara buladı, zulmet geçirmeyen buladı. Vucuhun yevme idi musfira, zahikatun mustabışira. Ana şu yüzlerden bittesi, o günde mu'minlerin yüzleri yoruk, külgü uçu ve hurram buladılar. Mu'minlerin yüzleri yoruk, külgü uçu ve hurram şad buladılar. Ele bunu mukabil eder. Ve vucuhun yevme idin aleyha gabara terhaquha qatara ulaike humul kefaratul fecara. Ve o günde kafirlerinin yüzleri üstüde çeng gubar bulup o yüzlerini karalik kaplab olur. Yani o şeyler fiskı fücur kılgı uçu kafirlerinin özüdür. Bu ikilisini misalı beraber buladı mı? Herkes beraber bulmaydı. O günde kişinin rozası, şehadeti üstüde tırılgen kişi bilen. Zalolati küfrü, nifakın üstüde tırılgen adam ortasında elbette fark buladı. Çünkü kişi nimeni üstüde ölgen bulsa kıyamette şunu üstüde tırıladı. Kim namaz okutturup secdede ketadı, secdede tırıladı. Ahvalı zor buladı. Kimdir tırılıbla lebbeyke Allahümme lebbeyken aytadı. Çünkü ihramda durup, Allah'ın yüğünü ziyaret kılıyor tutturup o adam vefat etkenidir. Yani kimdir? Tırılı bile koşu kaytadı. Tırılı bile raks geçişerdi. Ne mi için? Ne mi için? Çünkü Manaşon Hasan üstü yaşayanıdır. Ve Manaşon Hasan üstü olganıdır. Elbette iman etikatta durup ötken adam mı tırılışı bilen, küfür masiyette yaşayıp ölgen adam mı tırılışı ortasında katta fark buladı. Keyin sahifalar tarqatiladi birodarlar. Qiyomatda bo'ladigan ko'rinishlar juda ko'p, lekin biz qisqa qilib aytayapmiz. So'ngra sahifalar tarqatiladi. Odamlar to'planib turishar ekan, uzoqdan osmonda xuddi bir qora bulut singari narsa paydo bo'ladi.
Yakınlaşıp mahşerge kegen sarı, onların Osmanlı'da aylanıp düşüyorken kitaplar ikerlerini görüşen mahşerde durganlar. Ve bugün de kitaplar kollarına verildi. Mu'minler, namazhanlar, Müslümanlar, takvadarlarının kitapları oyun koludan aldığından alışadı. Şimdi mücrim, kafir, fasık, münafıklar arka tamamdan çap kolu bulan alışadı. فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِ فَيَقُولُ هَا اُمُقْرَهُ كِتَابِيَ اِنِّي ظَنَنْتُ اَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَ فَهُوَ ف۪ي عِيشَةٍ رَاضِيَ Bas, şimdi öz kitabı, namayı, amalı, oyun koludan belirgen kişiye gelsek, bas o aytadı. Mana, meni kitabım okuyular. Dar hakikat men, hesap kitabımga, robo işimde bilar edim. Oyun kit koludan agenden ken, anı kayka barışı. Hursançlığını açıp görsatır bana, körüyler, körüyorum. Hemen özü buna özü avarı. Lekin hursançlığı şundaki, Allah da Allah'ın sakifalarını pakize kılıp yergen, günahlarını öçürgen. Şimdi, bunu mukabil edik ikinci adam. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ اُوْتَ كِتَابِيَا Şimdi öz kitabı çap koludan verilgen kimseye gelsek, bas o der. Kaniydi menge kitabım verilmese? Kaniydi kolum görmesem mi? Ve men hesap kitabım ne mi ekenliğini bilmesem mi? Ana şu kafir kolunu arkaya kıvaladı. Kitabım kolum o çap kolum yeteğmesin de. Oyun kolunu tayyalıp duradı. Lekin arka tamamdan aylanıp gelip kitabı çap kolu yekirip kaladı. Allah saklasın buradırlar. Namay amalını oyun kolda agen bilen, namay amalını çap kolda agen. Barabar buladı mı? Birini kuvanç işine sığmıyordu. İkincisini kaygısını çekiyor. Bugün buradırlar. Haşr günü, fasıl günü, tagabun günü, hesap günü, kıyamet günü. Bu günde mu'min bilen kafirin halatı herkes bir kıl bulmuyordu. Bu günde mu'min bilen kafirin turadı göncaya. Bu yan bir kıl buladı mı? Mu'minler saye salkında turadı. Ya Rahman'ın erşinin sayesinde turadı. Ya ki özünü kıyan salih emellerinin sayesinde turadı. 50 bin yıl buradalar. Kıyametli bir günü 50 mil yeten buladı. Şimdi kuyaş 1 mil balatlık yapmış bu ilgen buladı. Badanadan ter çıkardı. Kim topuğa geçer terge batıp duradı. Kim tızdası geçer. Kim beli geçer. Kim boğazı geçer. Kim batıp duradı terziye. 50 bin yıl. Ama bulasın mı? Mumunlar ki bu 50 bin yıl kança vakit bulup tüyüladı. Peşin bile asırda ortası değil vakit çarık. Demek o günde mumunla kafirin halat herkes bir kıl bulmuyordu. O günde Allah Teala'nın aldığı bendeler yekkeme yekke hesap kitap yekeledi. Mumun da Allah Teala'yı yekeledi. Bendesinin üstüne bir hicap diye koyadı. Hiç kim körmesliği için. Allah Teala bu yeki bendene namaya malini okuduydu. Okuydu, bitti savab, onda günah. Bir katar savab, beş katar günah. Rengi özgarıp, özge gelip, aynı özgarıp durken de kitabını okup oladı. Ahvalını mekkeliğine kör edi bende. Allah Teala dedi, beni katıplarım senge zulüm kımaptı mı? Haması senin işin mi? Haması özüm işim. Parvardigar halak buldum dedi. Allah Teala dedi, yine bir madde okup gör kitabını. Açıp arası, bronta hata kaldırmasan Allah da Allah, hemen namaya amalını savaptan ibaratı koyadı. Şunda hicap kötarladı. Şunda bu ege gepte etedi, ha umukrahu kitabiyye, körülemeni, benim kitabımda bronta hem günahım yok dedi. Ve halenki barıdı, Allah da Allah etedi, benden dünyada seni ayıplarını bekitken ben mi? Dünyada bekitkenimden ki bu yerde faşkımı ben, bugün bu yerde günahlarını keçiremem, kitabını yana bir madde oku dedi. Allah da Allah şunlardan kısım burada. Çünkü günahını böyle bilmesinden kılıp, adamlar bundan bir haber bulsa, ya ki adamlardan, közlerden bekitip, ustalığı bile kılıyken bulsa, hiç kim bilmeyken bulsa, bu Allah yaşırıp boyu yaptı. Hayakılıyelik. Hayakılıyelik. Üyeliyelik. Şimdi bunun mukabili de başka bir kafir taifeler var. Onlar bütün halayıkını aldı da şermanda buladı. Buradalar bu şermanda bulunadı yankı. Anasını aldı da şermanda buladı. Otasını aldı da şermanda buladı. Dostlarını aldı da şermanda buladı. Malavakalar da aldı da şermanda buladı. En yaman şermandalik Allah Azze ve Celle'nin huzuru da şermanda buladı. Şunun için İbrahim Aleyhisselam dua kıyan. Ve la tuhzini yevme yub'asun. Yevme la yenfe'u malun ve la banun. İlla men atallaha bi kalbin salim. İbrahim Halilullah dua kılıyor. Kareyler.
Abul Anbiya, Peygamberlerin otası bo'lgan İbrahim Halilullah dua qilyapti, nima deb? Ve qayta tiriladigan kunda meni sharmanda qilmagin. O kunda na molu davlat va na bolachaqa foyda bermas, magar Alloh huzuriga toza dil bilan kelgan kishigina foyda berur. O kunda odamlarni holatlari turli bo'ladi. Bir toifa insonlar bo'ladi, nur ichida turadi ular. Yana bir toifa esa zulmat ichida turadi. Kofirlar, fosiqlar, munofiqlar mu'minlarning nurlarini ko'rib turib, nuridan olmoqchi bo'ladi. Bu haqida Alloh taolo aytadi. O kunda munofiq va munofiqalar iymon keltirgan zotlarga qarab, bizga qarab turinglar, biz ham sizlarning nuringizdan ozgina olib foydalanaylik desalar, ularga ortlaringa qaytib nur ustaveringlar deyiladi. Alloh aytadi. Shunday deyishib turgan paytda Alloh taolo o'rtaga devorni paydo qilib qo'yadi. Fazuriba baynahum bisur lahu babun batinuhu fihi rahma va zohiruhu min qibalihi al-azab. So'ngra ular mu'minlar bilan kofirlarning o'rtasida darvozali bir devor urilurki, uning ichida rahmat jannat musulmonlar tomoni devorni, rahmat jannat bo'ladi. Tashqarisi esa kofirlar tomonida azob do'zax bo'lar. Ular aytishadi, boyagi zulmatda qolib ketgan kofirlar. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Kofirlar aytadi mu'minlarga, axir bilamasmidik? Billa yashardik-ku, billa yurardik-ku, billa namoz o'qirdik kerak bo'lsa, billa safarlarga chiqardik. Nimaga endi bo'linib qoldik? Ular mu'minlarga, biz sizlar bilan birga emasmidik deb nido qilganlarida mu'minlar dedilar, ha, lekin sizlar o'zlaringizni fitnaga duchor qildinglar va bizga balo ofat yetishiga ko'z tutdinglar hamda islomni haq din ekanligi to'g'risida shubhalandinglar. Va to Allohning amri, ya'ni o'lim kelgunicha sizlarni uzoq umr borligi, Alloh har qanday gunohni kechirib yuboradi degan xom xayollar aldab qo'ydi. Sizlar Alloh haqida u zotning karami keng, hech qachon o'zi yaratgan bandalarni azobga girtob qilmaydi deb aldaguvchi shayton aldab qo'ydi. Da'vo bilan shayton sizlarni aldab qo'ydi. Qilib yurardinglar, 50 ga kirganda namoz o'qiyman, 40 ga kirganda o'qiyman, keyin tashayman, keyin tashayman sigaretni, keyinga roza tutaman. Keyingi haftada namoz o'qiyman deb yurardinglar, shayton aldab qo'ydi sizlarni. U kunda odamlarning a'zolari o'zini foydasiga yoki zarariga guvoh beradi. Mu'minning a'zolari o'zini foydasiga guvohlik beradi. Kofirning a'zolari jasadidagi o'zini zarariga guvohlik beradi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Og'zingizni muhrlab qo'yadi Alloh taolo. Al-yawma naxtimu ala afwahihim. Bu kunda deydi Alloh taolo, og'izlarni muhrlab qo'yamiz. Har qanday muammodan so'zga burroqligi, so'zga ustaligi bilan muammodan chiqib ketadigan odamlar og'izlarga muhr uriladi. Hammaning og'ziga muhr uriladi. Alloh taolo aytadi: "Va qalu li juludihim lima shahidtum alayna?" Oyog'i aytadi, "Men bilan falonchaga borib gunohni qilgan." Qo'li aytadi, "Falonchini urgan, falonchini haqini tortib olgan." Ko'zi aytadi, "Men bilan falon ishni qilgan." Quloq aytadi, "Zinoni faxshda eshitgan." Og'ziga muhr urib qo'ydi Alloh taolo uni. Shunda ular aytadi: "Va qalu li juludihim lima shahidtum alayna? Qalu antaqana Allohu allazi antaqa kulla shay va huwa xalaqakum avvala marra va ilayhi turjaun." O'zini terilari ziyoniga guvohlik beradi o'zini. Shunda aytadi terilariga: "Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar?" deyishganida terilari javob beradi. Ammo terini gapirishni tasavvur qila olasizmi? Til jag'i yo'q, lekin Alloh gapirtiradi. Alloh hammasiga qodir bo'lgan zot. Hech kim ko'rmagan gunohni shu jasadingizdagi a'zolar bilan qilyapsizmi? O'sha oyog'ingiz bilan boryapsizmi zinoga? O'sha qo'lingiz bilan qilyapsizmi zulmni, harom ishni? Nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar deyishganida terilari bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'zigagina qaytarilursizlar. Bir kun qaytib boramiz o'shaga. Bir kun qaytib boramiz. U kunda insonlar nadomatdan yig'laydi. 50 ming yil. 50 ming yil. Bir toifa kishilar jannatga ketishlikka tayyorlanib turibdi, shodi xurram. Ikkinchisi jahannamga ketishlikka tayyorlanib turibdi. Xavotirda, afsus nadomatda. Bu ikkisining ahvoli bir xil bo'ladimi? Ertaga keladi o'sha kun. Yo undan bo'lamiz, yo bundan bo'lamiz, Alloh saqlasin. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا. Mana
Kıyamet meydanında hesap kitap oldu. Adamlar iki tomonga qarab haydaladı. İkkalasi barobar bo'larmikan ahvoli? İkkiga bo'linadi, bir toifasi jannatga, bir toifasi jahannamga haydaladi. Eshitamiz. Va kofir bo'lgan kimsa to'da-to'da qilinib jahannamga haydaladi. To qachon ular jahannamga ketib kelganlarida uning darvozalari ochildi va uning qo'riqchilari kofirlarga dedi: Sizlarga o'zlaringizdan bo'lgan payg'ambarlar Parvardigoringizning oyatlarini sizga tilovat qilgan hollarida va sizlarni mana shu kuningizdagi muloqotdan ogohlantirgan hollarida kelmaganmidi? Kelganmidi chilarda? Ular ha, kelganlar, lekin azob so'z kofirlar ustida haq bo'lgandir. Bo'ldi, jahannam ketdi bular. Tan olyapti, chunki yolg'on gapira olmaydi u kunda. Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin. Shunda ularga aytildi: Jahannam darvozalaridan kiringlar. Sizlar o'sha joyda mangu qolursizlar. Bas kibri havo qilguvchi kimsalarning joylari naqadar yomondir. Bu birinchi toifa. Haydaldi bular. Endi ikkinchi toifa. Wasiqal ladina taqaw rabbahum ila al-jannati zumara. Parvardigorlaridan qo'rqgan zotlar esa top-top holda jannatga haydaladilar. O'zi ketmaydimi? Yo, haydaladi. Yur deyiladi. Falonchi bor edi, yur deydi. To qachon ular darvozalari ochilgan holdagi jannatga yetib kelganlarida sizlarga tinchlik, omonlik bo'lsin, xush keldingiz, bas unga mangu qolguvchi bo'lgan holingizda kiringiz deganlarida ular behod shodlanurlar. Bu ikkisini misol barobar bo'ladi, birodarlar. Alloh ana shu shodlanadigan bandalardan qilgan bo'lsin. Va qalu alhamdulillahi allazi sadaqana va'ada va awrasana al-arda natabawwa'u min al-jannati haytu nasha fa ni'ma ajrul amilin. Va bizlarga va'dasini rost qilgan va bizlarni bu jannat yerga voris qilgan hamda jannatdan o'zimiz xohlagan tarafni o'rin olishimizga muvaffaq qilgan Allohga hamd sano bo'lsin dedilar. Bas chiroyli amal qilguvchi zotlarning ajr mukofoti naqadar yaxshidir. Shu oyatda kichkina ta'lif kerak. Jannatni bizga meros qilib bergan deyapti. Meros degani sizga kimdandir qolgan narsa meros deyiladi. Otangizdan, bobangizdan, ha? Sizga birodan qolgan narsa meros deyiladi. Nimaga jannatni meros deyapti Alloh taolo? Alloh taolo odam alayhisalomni yaratib, zurriyotingdan dozo haqqini ajratib qo'y dedi. Parvardigor, zurriyotingdan dozo haqqi nima deganida, 1000 bolangdan 999-tasi dozoqqa kiradi deganida. Sahobalarga bu hadis juda ham og'ir kelgan edi. 1000 odamdan bittasi jannatga kiradi dedi. Ana shu 1000 hammasini jannatda ham joyi bor edi, do'zaxda ham joyi bor edi. Kofirlari, fosiqlari, munofiqlari jannatdagi joyini yo'q qilib do'zaxga ketishdi. Ana shu joy bo'sh qoldi. Bitta musulmon 999 ta odamning joyini bora egalladi. Qiyomat kunida odamlar ikki toifaga bo'lindi. Yuzlari nurli, qalblari xursandchilikka to'lgan baxtlilar. Yana zulmatli yuzlarki, yuzlari zulmatga cho'lgan, qalblari inson ruhi tanasidan ajrashligiga yaqin bo'lgan paytda ko'zi maloikalarni ko'radi. Mo'min ham ko'radi, kofir ham ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu haqida sahih hadislarda siz bilan bizga xabarlanib berganlar. Mo'min odam oxirgi lahzalari kelgan paytda ko'zi yetadiganchalik joyda o'zini xaridor bo'lgan jannatdan chiqqan maloikalarni ko'radi. Ularning qo'lida jannatdan bo'lgan kafanliklar, jannatdan bo'lgan xushbo'ylar. Endi buni muqobilida fojir yoki kofir insonni ko'ring. U ham ko'zi yetadiganchalik joyda xaridorlarni ko'radi. Do'zoxdan chiqqan farishtalar, do'zoxda olingan kafanliklar. Mo'min odam o'zini xaridorlarini, o'zini olib ketishlik uchun ruhini farishtalarni ko'rgan paytda u uchun dunyodagi eng shirin narsa o'lim bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytilar: "Man ahabba liqo'allohi ahabballohu liqo'ahu." Kim Allohga yo'liqishni istasa, Alloh unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Kim Allohga yo'liqishni xohlamasa, yomon ko'rsa, Alloh ham unga ro'baro bo'lishni yomon ko'radi. Mo'min mo'min xaridorlarni ko'rganidan keyin tezroq o'lishlikni xohlab qoladi. Tezroq Allohga yo'liqishni xohlab qoladi. Binobarin Alloh taolo ham uni ko'rishni, unga yo'liqishni yaxshi ko'radi.
Ya eyyetuhan nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Mumun adam dünyada çıkıp yeterken onun ne dağılır ne de. Ey hatırcam, sakin can, sen Allah ata etken nimetlerden razı bulgen ve Allah da Allah tamamen senin amellerinden razı bulungen halde parverdigarın huzuruya kayd. Bu başarette eşkendenken ölümden yaşınırsa hamidi buradalar mumun için. Kafirini ruhu tanasından çıkmasından durup, hala ölmeye durup, Allah da Allah'a dedi. وَلَوْ تَرَا اِذْ يَتَوَفَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَ يَدْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ Kafir ölmedi hala. Hala tanasından ruh acırıp ketkeni yok. Şimdi Allah da Allah onun halatını bayan kıladız bilen bizge. Eğer farişteler kafir kimselerinin yüz vakitlerine uğrup canlarını alıyorken ve dozak adamını, azabını tatınız. Bunun sebep özleriniz kılgen amelleriniz diyetkenini görseniz. Ular ki bana şu başarat verirlerdi. Koştur nakçı diye. Tabi bu kafir öyle şeyini haklamaydı. Mumun onu ruhu tanesinden acırıp çıkıştığı kandeyi buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu acil surette sıfatla bergenler. Hamamız idişten piyalaya su kuyamız. Kuyamızda suunu tohtatıp şundaki tumşuğunu kötürgenimizde bir tomça şunu acırıp getirdi. Kim sezada şu suunu acırıp idişini üçüden. Şarırı da kızıp durup şimdi tohtatkenizde ahırda bitti ikide tam şimdi acireydi. Sezadı mı kolis? Közüs görmesi kolis sezmiydi. Muminin tanasından ruhunu acireçti ki bana şimdi bir yengil surette buladı. Allah bana şimdi bir kündümüzge nasip kısın hemamızge. Şimdi ikinci taifa kafirlerin ruhu kendi acireydi tanasından. Pöstöyle tasarruh kılın koydu pöstöyünü. Sudu sef föl kılın. Kolizde temirden boyayan tükandı pöstöyke batırıp aylantırın da sonra su kurin. Kafirini tanasından ruhun acıraştığı bana şunu deyip oladı. Buradalar bu ikisi herkes teyip olmayıydı. Ha, mumun ham, kafir ham, dünyaya gekigende bir kıl tuğul gel. Bir kıl yığla gel. Ama keçiliği herkes bir olmayıydı. Mumun ruhu tanasından acırıp çıkarırken ondan ana şu ruhudan. Yeryüzüde var huşboy atırlarını en afzalıdan göre şınırrağ hiç geldi. Hatta farişteler yer tarafından pakize ruhunu hidi keliyaptı deyip duruyordu Osmanlı. Osmanlı'da gelir kıskırladı bu hidini. Şimdi kafirin ruhu tanasından acıragan değilse yeryüzüde mevcut bugün en badboy hidini ısı keledi. Farişteler bunu yan kıskırladı. Yer tamamından badboy ruhunu hidi keliyaptı deydi. Buradalar hidiyen bir kıl bu muydu? Gerçi dünyada bir kıl yiyip, bir kıl içip, bir kıl kiyip, bir kıl huzurlanıp yaşayan bosayan lekin dünyadan çıkışlığı herkes denk olmayıydı. İkkelesi ham, mumun ham, kafir ham dünyadan çıkıp giderken malakalarını görüldü. Lekin birini haradarı undek, birini haradarı bundek buladı. Bu ikisi beraber buladı mı? Buradalar elbette geledi şükür aldığımızda. Anık geledi. Madem ki dünyaya gekenimiz hakikat olsa, ondan keçtiğimiz ham aynı şekilde hakikat buladı buradalar. Allah da Allah bizde haradarlarımızı cennet farişlerden buluşu nasip etken olsa. Kefenler. Mumun adamın ruhu acırıp çıkarken tanasından bu haradarları Azrail aleyhisselamın kolu da bir lakza hem koymaydı. Ana şu cennetten apkelingen kefenliyle bilen kefenliydi. Kafirin tanasından ruhu çıkarken onu haradarları yem. Bir lakza kaldırmaydı Azrail aleyhisselamın kolu da. Cehennemde alınken kefenler bilen kefenliydi. Bana indi hemen azı indi başlandı. Bana hakikat indi buldu. Közü indi açıldı. Kaçan açıldı? Közü yumulgenden keyin açıldı. Malakeler ikkalasının ruhunu alıp Osman'a kötarladı. Mumun'un ruhunu kötarıp Osman'a kötarlarken Osman farişteleri yer tamamdan huşboy, pakize ruhunu hidikeli yaptı. Ey biz tamamdan kolma kol kılıp Osman eşiği alıp barışladı. Bizden teyip kaleyleydi. Birinci Osman eşiği kekeni de Sama eşiğine farişteleri, kuruluşları soruyordu. Kim bu? Şunda en çırali isimleri bilen, sıfatları bilen çakırladı. Bu falancının oğlu falancı, takvadar, salih, namazhan, rozadar, karı, hayr ihsan kıladıgan, Allah'ın baytını ziyaret kıyan, onge Osman'ın şeyleri aşıladı. Şunu kıladı, 7 kavat Osman'dan ötedi, 7. Osman'a çıkkanda Allah-u Teala amir kıladı. Bu bandamın ruhunu illiyin yazıp koyular.
Cennetilerini Katar'a ismi yazıp koyuladı. Söngere ruhu, yine bir çırali bir malavim suratta onu kabre yapışıp koyuladı. Şimdi bunun mukabili de kafirin ruhu. Osmanlı kötülük yeterken, farişteler yer tamamından badboy hitkeri yaptı dedi. Ve birinci Osmanlı eşiğini aldı yaptı yine de, kim bu soruyordu farişteler? Falancı kafir, falancı fasık, falancı münafık, falancı zalim, falancı haramhur. Kanaka yaman sıfatları basa şu sıfatlarına aitinlerdi. Ular için Osmanlı eşiği açılmıydı. Estağfirullah. La tufattahu lahum abvabus sema ve la yadhuluna al cennete hatta yelecel cemalu fissam bil khiyad. İğneni kötüden tüyeni ölçünü tasavvur kılabilirsin mi? Tasavvur kılamıyorsunuz. Ötedi mi? Ötmeydi. Demek ki bunlar cennet kekirmeydi. O kimseler için herkes sema eşkileri açılmaz. Rabbimiz ayet yaptı bunu. Ve ta ki tüye iğne teşikiden ötmezken onlar hem cennet kekiri almazlar. Hiç kaçan kirmeydi. Kafiran mumuram yegen dünyada. Kafiran mumuram uhulagen. Kafiran mumuram yakşı yaman kündük örgen. Kafiran mumuram bir kıl dünya gekegen. Çıkışlı gibi bir kıl boladı mı dünyada? Bir gün keledi buradarla peşenemizde durup düşkün. Kim gette rak, kim gekeyin rak. Ruhunu tane yakaytarlışı. Ruh, mumun kişinin ruhu 7. Osman'a yetti. 50 yenge yazıldı. Sonra tanasıya kaytarladı. Kabirge koyuladı. Ve cesat ruhge koşulup nimetleniş, huzurlanış diye başlanadı. Kafirini ruhu ise ana şu 1. Osman'ın işi aldıdan kabirge ulaktırladı. Irgıt varladı ruhu. Bana şimdi onu hem tanası ruhu bulan koşuldu. Şimdi bunge azab başlandı. İkinci hayatını mukaddimesi buradalar. Asosiy abadi hayotimizning muqaddimasi. Va man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama fa taqtafuhu at-toyr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Alloh taolo uni ruhini nima dedi? Kim Allohga shirk keltirsa, bas u osmondan qulagan u uni biron vahshiy qush o'lja qilib olib ketgan yoki qattiq shamol yiroq joylarga uchirib ketgan kabidir. Uni holati qadayu, boyagi mu'minning holati qo'lma-qo'l bo'lib yana qabrga tushishligi qada. Hali ahiret azabı ya ki nimeti başlanmasından durup kafirde musibatını körün. Ulahtırılı yaptı. Özü har boyanını dünyada adaşıp kafirde bulu yaşayanlığı hata ikenliğini düşündü. Hali tanesinden ruh acilemeyi durup haradarlarını körgende. Akıl işlerde közü açıldı. Şimdi bunun faydası yok. Şimdi bunun faydası yok. Biri namaz okudu. İkincisi okumadı. Biri roza tuttu. İkincisi tutmadı. Biri ota-onasini duasını aldı, ikincisi ah buldu. Biri özünü pakize saklandı yüklenip. İkincisi zinanı ötküzdü her günü. Zina bulan gününü ötküzdü. Ve bu bulan fakirlendi. Dünyada bir kıl yaşayan bir ihtimal. Lekin dünyadan çıkışı herkes bir kıl bu muydu? Kefenleş. Ruhu çıktı, farişler alıp çıkıp düştü. Onun geçe yeryüzünde boladı yanış. İtaatkar mumun diyem, fasık diyem, munafık diyem. Buradalar kefenleşedi. Bir kıl kefenleşedi. Yuvuşadı. Bir kıl yuvuşadı. Yelkeleri kötere abarıp cenaze okşadı. Bir kıl. Kötere kabirge abarıp kömüşadı. Kabri hem bir kıl buladı. Ama kabirde içi bir kıl buladı mı? Herkes bir bombiydi buralar. Bu ikisi beraber buladı mı? İkilesini kötere geçişi yaptı. Mumun aytadı. Tezra abarıylar. Tezra habarıyla tezra habarı cahimge huylar. Kafir etedi. Vay unge vay bolsun. Hayat kap getiyapsılar onu. Abarmayalar uya gediydi. Lekin kötarıp getiyekenlerge onu yem sözü bari bir, bunu yem sözü bari bir. Ular onu bilmiydi. Ular onu işitmiydi. Biri şaşıltıradı, biri arkaki suradı. Lekin onu sinyem, bunu sinyem etkeni bu miydi buradalar. Allah Teala etedi. Estağfirullah. Afanaj alul muslimine kel mucrimin. Malakum keyfe tahkumun? Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilamiz mi? Ya'ni ikkalasi teng bo'ladimi deyapti Alloh taolo. Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasizlar? Namoz o'qigan ham o'qimagan ham bir xil yuraveradi dunyoda. Roza tutgan tutmagan bir xil nafas olib yuraveradi. Endichi? Endi ham bir xil ularning ahvoli. Keyin ikisi ham qabrga qo'yiladi. Endi nima boshlanadi bu yerda? Abadiy hayotning muqaddimasi. Mana bu yerda ularning holati barobar bo'lmaydi.
İkalasi qabrga qo'yiladi. Ustidan tuproq tortiladi. Dafn qilinadi. Eng ajib narsa shuki, qabrda yotgan mayit uni ruhi tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin ustiga tuproq tashlayotganini eshitib yotadi. Birodalar bir fikr qilib ko'ringlar-da, yotibsiz qabrda zimiston hech kim sizni eshitmaydi, qimilla olmaysiz, tuproqni ustiga shop 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 tashlayapti. Bir gün turib oldimizda. Bu chiroyli jasadlarimiz chiriydi. Bu dunyolarimiz qolib ketadi. Bu yaxshi ko'rgan ayollarimiz, farzandlarimiz Qur'onda qo'yib keta boradi. Yakkama-yakka qolamiz Robbimizning malaikalari bilan. Tanish bilishi yo'q. Telefon yo'q. Dunyoda har qanday muammoingizni bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib qo'yadigan akaxonlar, ukaxonlar yo'q. Bir kun turibdi, birodarlar, shu kun turibdi, bir kun keladi boshimizga. Shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Biroz oldin tirik edi bu. Odamlar bilan gaplashayotdi, unga gapirishayotdi. Biroz oldin tirik edi u. Dunyoda edi, yer ustida edi. Mana endi yer ostida. Tuproqda ostida yolg'iz o'zi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat dozo haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamas edi, ammo qabr haqida, o'lim haqida gapirsa, qattiq yig'lar edi. Sababini so'rashganida aytardiki, "Ey birodarlar, qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar unda ish yengil bo'lsa, undan keyingi narsa undan ham oson bo'ladi" derdi. Alloh taolo yengil qilsin ishimizni, birodarlar. Qabrda ruhi tanasiga kirgizildi. İkalasini ham o'tkazib qo'yadi malaikalar. Qanaqa qilib o'tkazib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dunyodagi kallalarimiz bilan narigi dunyoda hayotini idrok qilib olishga harakat qilmay qo'yaveradi. Alloh o'tkazib qo'yadi dedimi? Payg'ambar o'tkazib qo'yadi dedimi? Tamom o'tkazib qo'yadi. Ko'z ochildi. Nimani ko'radi? Ikkita farishtani ko'radi. Qanday qilib ko'radi? Alloh biladi, birodalar. Mana endi imtihon boshlandi. Mana endi asosiy imtihon boshlandi. Bu imtihondan yutgan haqiqiy yutdi. Yutkizgan eng katta bir mag'lubiyatni topdi. Eng katta fitna boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrning fitnasidan Alloh taolodan panoh tilagan. Malaikalar so'raydi. Robbing kim? Dining nima? Sizlarga oralarga yuborilgan odam haqida nima deysan? Mana hozir shu yerda o'tirgan odamga hammasi javob beradi. Robbing kim? Alloh. Dining nima? Islom. Oralarga yuborilgan odam haqida nima deysan? U kishi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi bir odam aytishi mumkin. Nima endi uch qator so'z ekan. Yodlabat berib qo'yish qiyinmi? Birodarlar, u yerda bu kalimalarga kim javob bera oladi, bilasizmi? Shu kalimalarning taqozosi bilan yashagan odamlar. Man qala la ilaha illalloh muxlisan min qalbihi dakhalal janna. Ixlos bilan shu kalimani aytsa jannatga kiradi. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz aytganlar, oxiriga aytgan so'zi dunyoda la ilaha illalloh bo'lsa, bu odam albatta jannatga kiradi dedilar. Desa oson ekan-da, ey. Aytib yursang shu tilingga, yo'q, bu tilni xiyonat qiladigan kuni bor. Ana shu xiyonat qiladigan kuni dunyodan chiqib ketayotgan kuningiz. Bu kalimani kim aytadi? Shu kalimani taqozosi bilan yashagan bo'lsa. O'ylamanglar, yodlab qo'ysanglar beradigan narsadir. Mo'min aytadi, "Robbing kim?" "Robbim Alloh" deydi. "Dining nima?" "Dinim Islom." Sizlarni oralaringizga bir kishi yuborilgan. U kishi haqida nima deysan? U kishi aytadi, "U zot Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allohning rasuli, u kishiga iymon keltirdim" deydi. Malaikalar aytar ekan, "Shunday deyishini biz bilar edik." Ular bilishar edi. Chunki shu kalimani taqozosi bilan yashagan edi. Chunki bu kishi shu kalimani taqozosi bilan yashadi. Qur'on bilan, sunnat bilan, ibodati bilan. O'shuning uchun bu savollarga osonlik bilan javob bera oldi. Shu vaqt samodan nido qilinadi. Sadaqa abdi. Bandam rost aytdi. Alloh taologa guvohlik beryapti, birodarlar. Endi ayting, buni yo'g'idagi hayoti qanaqa bo'ladi? U tasavvur qila olmaydigan darajada huzur halovatda bo'ladi. Chunki imtihondan chiroyli suratda o'tdi. Bandam rost aytdi. Unga jannatdan to'shinglar. Unga jannatdan bir eshik ochib qo'yinglar. Taydagi ko'rpa to'shaklari jannatni ko'rpa to'shaklaridan bo'ladi, birodarlar. Uni o'ng tomonidan jannatdan bir darcha ochib qo'yiladi.
cennette hidi, harareti, boradigan kasırları, koligi kiradigan hura ayinlerdi körüp, huzurlanıp yatadı. Rabbi akimisse, Rabbi akimisse. Parvadigar kıyamantı tezrak kayım kıl. Tezrak kayım kıl deyip şaşırtıradı. Çünkü boradigan cayı anıgıp kaldı da. Şimdi bunun mukabili de kafir gekeredi bu iki defa işte. Soruydu. Rabbin kim? Dini nime? Sıladı oraya yuvarlıken adam hakkı nime deysen? O ha bilmiyim ben deydi. Rabbin kim? Ha bilmiyim ben. Adamlar nime dese şunu dövdüm. Dini nime? Ha bilmiyim ben. O hak degeni korkuyorkenlikini bilgisi. Korkudu manası. Sıladı oraya da bir kişi yuvarlıken nime deysen o hakkı da? Ha adamlar nime dese benim şunu etken ben deydi. Farishtalar aytadi: "La darita va la tarita." Bilmading, o'qimading. Haqni bilmading, Qur'onni o'qimading. So'ngra temirdan bo'lgan ko'zi bilan boshiga shunday uradi, turpoqqa aylanib ketadi. Bir urishida. Shunday qichqirib turpoqqa aylanib ketadiki, inson va jin toifasidan boshqa hamma mahluqotlar uni ovozini eshitadi. Faqat inson bilan jin eshitmaydi. Agar inson bilan jin eshitganida hushidan ketardi. So'ngra jasad yana boyiga ahvolga olib kelinadi, yana boshi yoriladi. U unga qiyomatgacha beriladigan qabrida beriladigan azobni bir ko'rinishi. So'ngra nido qilinadi, bandam yolg'on gapirdi. Unga do'zoxdan to'shaylar, do'zoxdan eshik ochib qo'yinglar. Ana farqi birodarlar. Nima yuribsan sen ham, men ham yuribman. Senda ham bor narsa men. Nima farqimiz bor o'rtamizda desa aytamiz. Ha, bu dunyoda vaqtinchalik dunyoda farq bo'lmayotgan bo'lishi mumkin bir qarashda. Ammo sen ham o'ladigan kun bor, men ham o'ladigan kun bor. U kunda ahvolimiz bir xil bo'lmaydi. Mo'min uchun jannatdan darcha ochib qo'yildi. Qara, mana bu joy sening makoning. Banda boyagi makonini ko'rib turib, boyaga aytganimizdek shoshiltiradi. Parvardigor qiyomatni qoyim qilgin deydi. Shuning uchun İman etiqodi bilan, ibodati bilan pokiza holatda dunyodan yashab o'tgan. Voy bechora, yosh ketibdi demanglar. Uni sizlarga rahmi kelyapti o'z aslida. U jonni topshirib oldi, xaridorlarning kimligini bildi, qabrda ne'matlar unga ko'rsatildi, jannatdagi boradigan joy ko'rsatildi. U yaxshi dunyoda sizning dunyoingizdan. Siz o'ziga rahmingiz kelsin. Chunki siz qanaqa ketasiz hali Alloh biladi. Ammo kofir uni ostiga olov to'shaladi. Cehennemden eşik açıladı. Onu ısığı, badboy hidleri tekip duradı. Kabrı uçun tor kılınadı. Kabrı onu kısken de kovurgaları bir girişip yetedi. Ama mumunlu kabrı közü yetedi gönçeli keng mesafe kılınadı. Şimdi bu kafir şu halata durup Rabbim kıyametini kayım kime gindip duradı. Onu etkeneyen bu muydu? Bunu etkeneyen bu muydu? Parvardigora alam özü haklayan payıda kıyametini kayım kıladı. İhtimol ikkalasi ham yonma-yon dafn qilinar. Yonma-yon dafn qilinar. Birini qabri rohat, birini qabri azob bo'ladi birodarlar. U azoblar nima uchun berilyapti unga? Allohni tanimadi, namoz o'qimadi, roza tutmadi, haromdan o'zini saqlamadi. Darsimizning nihoyasi mo'min qabrida turar ekan, yuzlari nihoyatda bir go'zal, kiyimlari pokiza, hidi xushbo'y bo'lgan bir inson kirib keladi. Haligi qabrda yotgan mo'min qarab turib, "Sen kimsan? Yuzingdan yaxshilikni xabari kelib turibdi, kimsan?" dedi. U aytadi, "Men seni solih amalingman." Birodarlar, bizi qilgan amallarimiz inson suratida keladi. Aytadi, "Allohning to'atiga shoshilar eding, gunoh masiyatdan o'zingni olib qochar eding. Men seni namozingman, ro'zingman, hajingman, umringman, da'vatingman, tilovatingman." dedi. Kofir esa buni aksini ko'radi. Uni qabriga xunuk badbashara, ko'rinishi yoqimsiz, kiyimi, hidi yoqimsiz bo'lgan bir badbashara kishi kirib keladi. Unga qarab turib kofir aytadi, "Sen kimsan? Seni yuzingdan yomonlik hidi kelib turibdi." U aytadi, "Men seni yomon habis amalingman. Vallohi ma'siyatlarga shoshilar eding, to'at ibodatdan o'zingni olib qochar eding." Birodarlar, bir kun keladi. Haradorimizni ko'ramiz. Bir kun keladi. Bizi tanamızı kötarıp, ruhumuzu kötarıp, yettinci osmonga olib chiqiladi, yoki olib chiqilmaydi. Bir kun keladi, tanamızga kirgiziladi ruhumuz. Bir kun keladi, munkar nakir farishtalarning savoliga duchor bo'lamiz birodarlar. Mana shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Qabrda azobi, azob qabrda ne'mati ne'mat.
Kabir ahiret manzilini birinci bekatı. Eğer şu bekatta muvaffakiyet gelirsek, najot ettik. Eğer muvaffakiyetsizlik uchrasak, birodarlar, afsus nadomatda qoldik. Assalomu alaykum yurtdoshlar. O'zmigrant servis sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta, bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabritni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha, Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.